Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 2016'nın kalbinden kopup gelen bir video getirdim. Son zamanların favori ürünleriyle makyaj yapacağız. Böyle karşılıklı sohbet muhabbet havasında geçen videoları son zamanlarda ben çok özledim. Hani böyle işte eski YouTube'daki hobicilik kafası. Yani benim böyle bir hobim var ve sizle de paylaşmak istiyorum. Tek tek böyle bütün ürünleri böyle mıy 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 gösterdiğin anlattığım böyle tatlı tatlı, daha samimi, daha amatör ruhlu videoları çok özledim. Kısa içerikleri de seviyorum aslında. Hani böyle birden yapılan geçişler, işte hızlı hızlı verilen makyaj çoğulları falan, onlar da güzel ama yetmiyor. Bunun tam olarak yerini tutmuyor gibi geliyor bana. Neyse. Bugün yapacağım makyaj günlük bir makyaj olacak. Antalya'ya taşındım ben bu arada. Videonun başında hemen onu söyleyeyim. O yüzden bir süredir de ortalıkta yoktum. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Orada daha detaylı konuşuruz ama 2 ay falan böyle çok gelgitli geçti. Taşınma sürecinde de cildim falan böyle bir ara kafayı yedi. Hem hava değişimi hem stres. Bakın aramızda kocaman bir hormonal akre var. Ona kendi adını verdim. Ecem diyorum. Orijinal bir isim varmış. Bayağı yerleştik, hallettik. O süreçte de böyle hep elimin altına toplanan ürünleri göstereceğim aslında bugün size. Önce Garnier'in saf ve temiz AHA BHA kömür serumuyla başlayacağım. Bunu en altına uyguluyorum. Üzerine güneş kremi uygulayacağım. Bu cilt kusurları karşıtı serum %4 oranında niacinamid içeriyor. AHA içeriyor, BHA içeriyor. AHA, BHA yani. Kullanım kolaylığı açısından çok daha iyi geldi yani günlük kullanım açısından, ama hem cilt kusurlarını azaltmak ve cildi eşitleme konusunda hem de akneleri yatıştırmak konusundaki faydalarını aldım. AHA'nın zaten özelliği cilde peeling yapması, mat görünümü atması ve hani daha eşit bir cilt görünümü kazandırması. BHA zaten salisilik asit dediğimiz şeyde cilt kusurlarını azaltmaya yardımcı oluyor. Yani cildin dokusunu eşitlemeye yardımcı olan bir şey. Niacinamid de akneye meyilli ciltlerde çok yardımcı olan bir şey. Cildi yatıştırıcı etkisi var. O yüzden iritasyonları falan da azaltmaya yardımcı oluyor. İşte bunu kullanıyorum. Sonra da güneş kremi uyguluyorum ama mutlaka güneş kremi uygulamak gerekiyor. Her ne kadar hani günlük kullanım ürünü de desen, sonuçta içeriğin mayası bu yani. Böyle çok hafif bir kokusu var. Hiç kokusu olmasa da olurdu bana. Güzel yani kokusu, kötü değil. Dağıttığınız zaman aynen bu şekilde hiç siyahlık kalmıyor. Zaten kalmasını beklemiyordum da gene de fare şeklinde falan bile kalmıyor. O güzel. Şimdi güneş kremine geçmeden önce bunun güzelce emilmesini bekleyeceğim. Bunun üzerine uygulayacağım güneş kremi biraz zarlanma yapabiliyor. Yani biliyorsunuz böyle zar zar olur güneş kremleri, bazen soyulurlar. Daha ıslak bir yüzeye uyguladığım zaman daha hızlı zarlanma yapıyor gibi geliyor bana. Bu The Purest Solution'ın 50 SPF güneş kremi. Bu hafif renkli bir güneş kremi. Yani her zaman güneş kremi için şu iki parmağı dolduracak kadar uygulayın diyorlar ya, 50 SPF'in hepsini alabilmek için. Ben o kadar uygulayamıyorum ama ben hiçbir krem, güneş kremini o kadar uygulayamıyorum. Burada itiraf edeceğim, benim yüzüm o kadar kremi almıyor arkadaşlar. Gerçekten almıyor. Bilmiyorum, kameradan zaten anlaşılmıyor, hiç belli olmuyor ama benim aslında yüzüm enine geniş olduğu için sizi yanıltmasam küçük yani, bayağı kafamda küçük. Herkese mi iki parmak? Ahmet'in benim iki katım büyüklüğünde yüzü var. Ona da mı iki parmak? Bana da mı iki parmak? Yani bilmiyorum, o konuyu ben birazcık şaibeli görüyorum şu an. O yüzden bir parmak uyguluyorum ve bir parmak uyguladığım zaman o zarlanma problemini de zaten hiç yaşamıyorum. Çünkü bence ürünü aşırı kullanmaktan kaynaklı da bir sorun oluyor. Alttaki katmanın soyulmaya başlaması. Sabitlenmeye çalışan ürünün içerisine tekrar nem veriyorsun. Ondan sonra bu sefer ciltten ayrılmaya başlıyor. Burada şaşılacak bir şey yok yani. Herhangi bir ürün o kadar fazla uygularsan sorun olur gibi geliyor bana. Neyse, ben de bunu önce iki parmak uygulamaya denedim. Sonra baktım ondan istediğim verimi alamadım. Tek parmağa düştüm ve tek parmağa düştükten sonra gerçekten fondötenimi yerine koydum. Çünkü şu an beyaz görünüyor ama bakın birazdan renk değiştirecek. Şöyle güzelce elimle ovarak yediriyorum. Fondöten yerine bunu kullanıyorum. Zaten havalar da ısınmaya başlayınca kat 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 hem güneş kremi hem fondöten bilmem ne olmuyor yani. Benim için daha ideal bir ürün ve eğer bundan verim almam için bir parmağa düşmem gerekecekse bir parmağa düşerim. Çünkü bunun üzerine zaten gün içinde ben
tekrar tazelememi yapacağım her türlü yani. Stick şey aldım, yani bir tane güneş kremi aldım. Onunla mesela üzerinden geçiyorum. Bir tane de sprey almayı düşünüyorum. Gene de hani bu renkli bir ürün olduğu için birazcık stick kaydırma yapıyor çünkü. Bir de en hani kaydırmıyor denen ürünü aldım. Valla en kaydırmayan diyen bile oynatıyor bence. Fondöteni sprey varken açıkçası tercih edeceğim bir şey değil. Birazcık renk oturmaya başlayınca dağıtmayı bırakıyorum. Çünkü o aşırı ovuşturma hali de güneş kremini geri soyabiliyor. Sadece bu markanın ürünü için değil, hepsi için aklınızda bulunsun. Şöyle bir boynuma da sürüyorum. Gördünüz mü? Yetiyor yani. Bir de UV kamerasıyla bakmak lazım değil mi? Yetmişim gerçekten. Ay ama bu ürünün bitişini çok seviyorum. Şöyle çok hafif, ışıltılı, glass skin'e benzeyen, cam cilt trendindeki cilt makyajlarına benzeyen bir efekt bırakıyor. Çok hafif bir bronzluk veriyor. Ürünü birazcık fazla kaçırdığınız zaman oksitlenebiliyor. Ama şu miktarda kullanıldığında tekrar fondöten kullanmana gerek kalmıyor. Çünkü kapatıcılığı fena değil bence. Günlük kullanım için yeterli yani. Hem de güzel bir ışıltı veriyor. Daha ne olsun. Şimdi kapatıcıya geçeceğim. Bu da Sephora'nın Best Skin Ever kapatıcısı. 22 numaraymış benimki. Şöyle göstereyim size. Çok hafif somon bir ürün. Çok açık da değil rengi. Göz altındaki morlukları kapatmak için bana fazlasıyla yetiyor bu renk. Ve şey açısından çok seviyorum. Çok güzel cildin içine eriyip oturan bir kapatıcı. Ve gün içinde de hani herhangi bir kırışıklığa dolma problemi yaşamadığım, herhangi böyle bir çatlak çatlak yapması problemini yaşamadım. Biraz oturan bir kapatıcı ama böyle kuru kuru olmuyor. Ben bunu mutlaka parmağımla dağıtıyorum. Şöyle bekletiyorum azıcık dağıtmadan önce. Azıcık otursun diye. Ondan sonra dağıtıyorum. Bazen şöyle burnumun yanına da sürüyorum. Tersine kontür oluyor. Gölgeleri silerek buna daha dar bir görünüm kazandırmış oluyorsun. Sonra allağa geçerim. Ay bu allağımı çok severim. Bu Young Blood markasının Taffeta rengi allağım. Şöyle. Bunu da parmakla uyguluyorum. Çok aldım. Bu çok pigmentli bir ürün. Cildin içinden parladığı bir görünüm veriyor. Neredeyse hafif ıslak gibi diyeceğim yani. Öyle bir görünüm kazandırıyor. Bu benim kendi yanaklarımın pembesine çok benziyor. Bu rengi o yüzden çok seviyorum. Çünkü tekrar yanaklarım kızardığı zaman ya da fondötenimin, yani fondöten değil bu gerçi, güneş kreminin bir yerinde açılma olduğu zaman allık geri kalanla güzel bir şekilde bağlanmaya devam ediyor. Pigmenti çok yüksek. Çok dikkatli bir şekilde alıp uygulamaya çalışıyorum. Hep bazen dalıyorum çünkü ve Haydi gibi yapıveriyorum kendime. O yüzden öğrendim artık azıcık şey yapmayı. Dikkatli bir şekilde uygulamayı. Allığı aydınlatıcı uygulayacağım yerlere uyguluyorum artık. Çünkü benim yüz tipimde, diyeyim her yüz tip için böyle olur mu bilemiyorum. Benim yüz tipimde yüzümü bayağı yukarı taşımaya, kalkık göstermeye yardımcı oluyor. Yüzümü güzel dengeliyor gibi geliyor. Kontür... Ben sıkıldım birazcık çünkü yaş almanın da etkisi var. Artık 30 oldum, Eylül'de 31 olacağım. Hatta yani şey geldi, yani yetişkinlik yüzü dediğim bir şey var. Daha yüz oturduktan sonra, kemikler oturduktan sonra ve yüzün şu orta kısmındaki yağlar erimeye başladığı zaman daha kemikli, daha yetişkin bir yüz ifadesi ortaya çıkmaya başlıyor. O yüzden ekstra böyle bir kontür geçip onu tekrar daha kontrastlı bir hale getirmek istemiyorum. Çünkü bence şu an iyi. Bu yaşta Allah'a döndüm vallahi. 20'li yaşlarımın başında da hiçbir kuvvet bana allık kullandıramıyordu. Hala yanaklarım kıpkırmızı. Aslında hiç ihtiyacım yok ama bu noktadan bazen şu kliniğin Chubby Stick aydınlatıcısıyla şöyle yanaklarımın üzerine biraz pıt pıt aydınlık koyuyorum. Bunlar zaten kendi de luminous ürünler oldukları için aslında çok böyle bir ihtiyaç duymuyorum. Bu ekstra böyle havalı hissettiğim, ekstra süslenmek istediğim bir gün yaptığım bir şey oluyor. O ürünlerin hepsi birbiriyle çok iyi karışıyor bu arada. Yani İbi... Şu an sesini duyuyor musunuz? Kapıda ağlıyor, beni niye almıyorsun diye içeri. Göz içime sürmüyorum. Göz içime başka bir şey süreceğim. Göz içim için bu da Maybelline'in Color Strike ürünü. Kalem göz farı diye geçiyor. Bendekinin rengi neymiş bakalım. 30 Spark rengi. Bunun rengini çok seviyorum. Kullanım kolaylığına da bayılıyorum. Şöyle bir ürün. İçinden kendi aplikatörüyle çıkıyor ve far toz bir formatta. Ama böyle havaya saçılacak toz bir formatta değil. Kreme dönük bir toz olur ya öyle. Onu hemen alıyorum. Şurada böyle çat 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 gözün içine uygulamaya başlıyorum.
Hatta bazen tüm göz kapağımı yayıyorum ama şu göz içini açmayı çok seviyorum. Burayı aydınlattığım zaman bir anda hani göz daha açık, daha uyanık, daha ferah görünüyor. Bu doyum makyajında şu gözün en böyle alt kısmına kadar geniş geniş aydınlık far uygulamayı denedim ve buna takıldım yani. Çok beğendim. Bunu günlük makyajımda sürekli kullanıyorum. Gözün alt kısmına, alt çizgisine geniş geniş bu şekilde aydınlık far uyguluyorum. Dayanıklılık konusunda da vallahi uzun saatler taşıdım mı? Taşıdım. Aa, bu da uçmuş gitmiş gibi hissetmedim. Ama vallahi açıkçası çok alıcı gözle de bakmadım ne kadar dayanıyor diye. Göz çevrem çok yağlı değil. Genelde ben göz ürünlerinde o yüzden akma, dağılma problemleri yaşamıyorum. Kaşlarımı sabitlemek için NYX'in The Brow Glue'sunu kullanıyorum. Bu ürün gerçekten kaşlara çok güzel bir sabitlik veriyor ama nasıl kullandığınızı bilmeniz lazım. Yapıştırıcı gibi bir kıvamı var. Bunu tekrar üst üste uygularsanız olmaz. Uyguladınız, birazcık beklediniz, ondan sonra şeklini değiştirmeye çalışırsanız olmaz. Aslında ince bir kat halinde temiz bir şekilde işinizi bitirmeniz lazım. Kaşları kapsayan bir ürün. Böyle sert olmuyor sabitlendiği zaman. Silikona benzer bir yapıda oluyor. O yüzden de siz böyle tekrar üzerinden geçtiğiniz zaman aslında güneş kreminin zarlanma muhabbetine benziyor birazcık. Ürünün yapıştığı ve tutunduğu yerden sürekli olarak ıslatıp geri kaldırıyorsunuz. O da saçma bir durum oluyor çünkü zaten o yapışma görevi ürünün kaşları bu kadar iyi tutmasını sağlıyor. Ondan sonra o zarlanma yaptığında, kalktığı zaman da ya işte bu ürün bozuldu, kalktı falan diye canımız sıkılıyor. Şimdi bunu sabitlenmeye bırakacağım. O sırada eyeliner'ımı süreceğim. Eyeliner'ım da The Real Extreme Precision Liner Benefit'in kahverengi rengi. Günlük makyajlarımda kahverengi eyeliner'lar çok hoşuma gidiyor ve uygulaması bir tık daha pratik geliyor. Hem dayanıklılığı güzel bir eyeliner ama bu eyeliner'ın asıl becerisi ucunun inceliği ve kontrolünün kolaylığı bence. İncecik uçlar yapabiliyorsunuz. Şöyle biraz göz içinden de çekeceğim. L'Oreal'in Infallible Fresh Wear pudrası. Bu yani pudra fondöteni daha doğrusu. Bunu daha yeni böyle üzerine kullanmaya başladım. Bu güneş koruyucunun. Bazı yerleri matlaştırmak için, yani fondöten gibi değil de daha ziyade pudra gibi kullanmak için. Ama işte normal bir pudradan daha fazla kapatıcılığı var. Bu kullandığım güneş kreminin de çok fazla yüksek bir kapatıcılığı olmadığı için hani ekstra kapatıcılık istediğim yerlerde bundan böyle geçebiliyorum ama çok ince bir tabaka halinde geçmem gerekiyor. Yoksa şey duruyor, biraz yoğun bir ürün olduğu için çiğ duruyor. Bu dudak kalemimi de çok seviyorum. Bu Color Sensational'ın Almond Rose rengi. Bayağı bitirmişim, aşaç gelmedi bir türlü. Normal dudak rengimden biraz daha koyu. Uygulaması kolay ve yumuşak bir dudak kalemi ve kalıcılığı gerçekten bayağı iyi. Bunu böyle dudağımın genel şeklini belirginleştirmek için kullanıyorum. Dudak çukurumun üzerinden hafif yükseltiyorum. Sonra da kenarlara doğru belli belirsiz bir yuvarlak çizerek iniyorum. Şöyle elimle dağıtıyorum çünkü o çok keskin dudak kalemi görüntüsünü günlük makyajda hiç sevmiyorum. Çünkü adı üzerinde günlük bir makyaj. Hani orada sırıtıyor. Oturmuyor gibi geliyor bana bir türlü. Çok böyle zaten aşırı temiz bir şekilde de çerçevelemeye çalışmıyorum. O dağınıklık bile hani doğallık görünümüne birazcık katkı sağlıyor. Ve son olarak rujumu süreceğim. Bu da L'Oreal'in Color Rich serisinden No Diktat rengi. Bu da nötrden biraz soğuk alt tonluya çalan koyu. Bakın böyle tuttuğumda koyu gibi görünüyor ama aslında orta koyulukta bir ruj. Dudağımda bakın şimdi. Dudağımın neredeyse aynı tonda gibi, sadece biraz daha gri, biraz daha soğuk. Bunu da mutlaka bir peçeteye alıyorum. İşte günlük makyaj olduğu için biraz daha böyle, biraz daha az opak bir ruj olsun istiyorum. Ay, maskaramı sürecektim. Maybelline The Falsies Surreal maskarayla geldim. Bu maskara böyle 2-3 kattan sonra gerçekten bayağı dramatik kirpikler yaratıyor. O yüzden bunun günlük makyajda ne işi var diyeceksiniz. Günlük makyajdaki işi şu. Ben bu maskarayla şunu yapmayı çok seviyorum. Bu aralar sivri sivri kirpik görünümüne bayılıyorum çünkü. Maskarayı dik tutup şöyle kirpik uçlarıma geçiyorum. Bir ileri bir geri.
ve bulaştırıyorum gördüğünüz gibi. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra şöyle diplerinden biraz sürüyorum. Niye bunu yapıyorum? Bu yoğun görünüm veren bir maskara. Ben de bunu aslında kirpiklerimi birazcık topaklasın, birbirlerine yapıştırsın diye bu şekilde dik tutup bir ileri bir geri sürüyorum. Çünkü dedim ya, o sivri kirpik görünümü bu aralar çok hoşuma gidiyor ve güzel gruplandırdığı için böyle yaptığım zaman aslında o görünümü günlük makyajımda hani takma kirpikle falan uğraşmadım, alabilmiş oluyorum. Dramatik değil de daha günlük kullanıma uygun ya da tek tek ayırmaya uygun maskaralarda bu kadar böyle güzel gruplar çıkmıyor. Biraz maskaranın formülasyonunun da ona uygun olması gerekiyor. Saçlarımızı da düzeltelim. Umarım bu eski usul videolar size de keyif vermiştir. Açıkçası bunlardan birazcık daha yapmak istiyorum izninizle. Eğer siz de eğleniyorsanız ve izlemekten keyif alıyorsanız, dediğim gibi hobicilik şeyini, ruhunu birazcık geri getirmek istiyorum. Bir de ürünleri birazcık daha uzun bir şekilde anlatmak istiyorum. Makyajı birazcık daha detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Hani full konsantre beni izlemenize gerek yok. Ders çalışırken ya da başka bir işle uğraşırken köşede açabilirsiniz. Neyse işte öyle. Makyaj da bu şekildeydi. Biraz makyaj pozları vereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.